Uyarı. Burada bahsedilenler ön bilgilendirme amaçlıdır. Herhangi bir teşhis ve tedavi yönlendirmesi değildir. Bu tür durumlarda en doğru kararı vermek için doktora görünmeniz gerektiğini unutmamalısınız. Göğüs ağrısı. Göğüs ağrısı genellikle kalp, akciğerler, kaslar veya sindirim sistemi ile ilgili sorunlardan kaynaklanabilir. Farklı şiddet ve sürelerde ortaya çıkabilir. Ani veya kronik olabilir. Göğüs ağrısı ciddi bir sağlık sorununun belirtisi olabileceğinden özellikle geçmediği durumlarda dikkatle değerlendirilmelidir. Göğüs ağrısı keskin, yanma, baskı veya sıkışma hissi olarak tanımlanabilir. Ağrı sol kola, boyna, çeneye veya sırta yayılabilir. Ayrıca nefes darlığı, terleme, mide bulantısı veya baş dönmesi gibi eşlik eden belirtiler olabilir. Göğüs ağrısının nedenleri arasında kalp krizi, anjin, reflü, kas gerginliği ve akciğer sorunları yer alabilir. Psikolojik faktörler, özellikle stres ve anksiyete de göğüs ağrısına yol açabilir. Bazı durumlarda nedeni tam olarak belirlemek zor olabilir ve detaylı bir değerlendirme gerektirir. Göğüs ağrısının teşhisinde doktor, hastanın tıbbi öyküsünü ve belirtilerini dikkate alarak fizik muayene yapar. EKG, kan testleri, göğüs röntgeni ve stres testleri gibi çeşitli tetkikler kullanılır. Kesin teşhis genellikle bu testlerin sonuçlarına dayanarak konur. Göğüs ağrısının tedavisi altta yatan nedene bağlı olarak değişir. Kalple ilgili sorunlar için ilaç tedavisi veya cerrahi müdahale gerekebilir. Diğer nedenler için yaşam tarzı değişiklikleri, fizik tedavi veya diyet düzenlemeleri önerilebilir. Göğüs ağrısına evde iyi gelen yöntemler arasında dinlenmek ve rahat bir pozisyonda uzanmak yer alır. Ilık bir duş almak veya ısı uygulamak kas ağrılarını hafifletebilir. Stresi azaltmak için derin nefes egzersizleri ve meditasyon teknikleri de faydalı olabilir. Teşekkür ederiz.